zor pozisyondan basketi buluyor Romelu Trimble. Galatasaray'ın yeni transferi. Çabuk geldik kaptan. Melih Mahmutoğlu pot altında bitiriyor. Çok hızlı gelişiyor. Trimble'ın ritim bulmasını önlememiz lazım. Bu takımın en önemli skorerlerinden biri. Deschampierre indi top. Deschampierre. Pörsel savundu onu. Melih'e çıkardı. Melih'in üçlü isabetli. Kaptan hemen cevap verdi. Melih Mahmutoğlu üçlüyü gönderdi. Yeniden öndeyiz. Blackshear'ın maçtaki ilk sayıları oldu bu. Galatasaray Nef skoru bir kez daha eşitledi. 13-13. Nando De Colo içeride Veseli pozisyon aradı. Melih Mahmutoğlu'ndan yeniden Nando'ya. Nando 5 saniyesi var. Booker, Melih boş şutu bulduk. Kaptan üçlüyü gönderdi Melih Mahmutoğlu. Booker asisti yaptı. Ekstra pas. Melih boş kaldı, üçlüyü gönderdi. İkinci üçlük isabeti bu. Melih Mahmutoğlu istediği yerde aldı topu. İboz dışarıdan 5'te 0 oldu. Yine Veseli'nin üzerinden üçlük denemedi ama başarılı olamadı. Pierre Henry. Melih Mahmutoğlu içeriye indirdi Veseli. Veseli orta mesafeden basketi buldu. Yarının üzerinden öne geçirdi takımımızı. Yan Veseli 30-28. Sadık Kabaca yeniden Dibost. Pierre Henry'den yakın savunma. Dibost. Aradan çok zor bir top. Ege Arar'a blok geldi Ahmet'ten. Bravo Ahmet. Harika bir blok. Ege Arar'ı durduruyor. 1 dakika 50 saniye. İlk yarının sonuna Pierre Henry. Melih Mahmutoğlu. Melih çembere gitti. Turnike'yi bıraktı çifthanelerde. Melih Mahmutoğlu'nun 10. sayısı. Maçtaki en büyük. Fenerbahçe Beko'nun 37-32'lik üstünlüğü var. Ve hücumdayız Pierre Henry ile. Pierre Henry. Deschampierre geldi aldı topu. Deschampierre. Veseli perdeye geldi. Veseli içeri devrildi. Melih aldı üçlük denedi. Melih Mahmutoğlu üçlük isabet. Melih Mahmutoğlu farkı 8'e çıkarıyor. 40-32. 1-0-9 var ilk yarının sonuna. Melih Mahmutoğlu ilk yarıya damga vuran isim oluyor. Evet, bu arada Melih Mahmutoğlu'nun üçlükten sonraki sevinciyle alakalı bir karar çıktı sanıyorum. Melih'in sevincine bir teknik faul çıkmış olabilir. Değerli izleyenler, Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef karşısında 42-35 önde gitmişti soyunma odasına ve ikinci yarıda Pierre Henry, Melih Mahmutoğlu ilk yarıda takımımızın en skorer ismiydi. Şimdi Pierre Henry, Melih Mahmutoğlu. Melih üçlükle başladı. Melih Mahmutoğlu 3 sayılık isabet. Kaptan inanılmaz bir performans sergiliyor bugün. Ege Arar bir türlü o devrilmeyi yapamadı. Şimdi Sadık Emir Kabaca atışı bozduk. Ve hücum süresi dolmuştu. Şimdi 2'ye 1 var. Melih Booker'ı indirdi. Booker uçtu. Smac'ı vurdu. Devin Booker fark 12'ye çıktı. 5-0'lık bir seriyle başladık. Harika bir hızlı hücum. Kaptanın asisti Booker'ın Smac'ı fark 12 sayı. 40 Sadık'tan 6 sayılık bir katkı aldı Galatasaray Nef. 47-37 üstünlüğümüz var. 2 dakika oynandı 3. çeyrekte. Pierre Henry. Ibos kendisini savunuyor. Booker şimdi Melih Mahmutoğlu. Melih Mahmutoğlu orta mesafeyi yarattı. Melih Mahmutoğlu 18. sayısına ulaştı. Melih Mahmutoğlu günün en sıcak eli Fenerbahçe Beko'da. Muhteşem bir performans kaptandan. Melih Mahmutoğlu bu krizden bizi çıkarmak için çizgiye geldi ama bugün yani çizgide sezonun en tatsız performanslarından birini yaşıyoruz. 7 faul kaçırdık. İkinci atış isabetli. Farkı 1'e indir. Teknik faulü Melih kullanıyor. Kaptan Melih Mahmutoğlu atışı isabetli. Melih 20. sayısını buldu böylece. Maçın en skorer oyuncusu Devon Akun Pörsel 19 sayı üretti bugün takım adına. Pierre Henry içeride Melih'i buldu. Melih da zaman zaman zorlandığı ikinci yarıda galibiyete yürüyor değerli izleyenler. Gerçekten inanılmaz bir son çeyrek oynadı takımımız. 7 sayı geriye düştü ama bırakmadı maçı. 86-76 ile Galatasaray Nef karşısında deplasmanda maçı kazanmayı başarıyor Fenerbahçe Beko. Ve bu sezon
12. maçında 11. galibiyetini alıyor. Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi devam ediyor. Tebrik ederim. Maçın analizini senden alabilir miyiz? Neler söylersin? Tabii ki Zenit galibiyetinden döndük. Çok önemli bir deplasman maçıydı. Çok da vaktimiz olmadı zaten. Sabaha karşı geldik. İşte dün bir idman yaptık, kampa girdik. Bugün de böyle bir atmosferde tabii ki her derbi maçı çok özeldir. Biz de bunu biliyorduk, ona göre oynadık, ona göre sahaya çıktık. Sonunda da maçı kazandık. Çok mutluyuz tabii ki. Arka arkaya iki tane önemli deplasman. Çünkü önümüzde iki tane Euroleague maçı da var, çok önemli. Hem Maccabi hem Baskonya. Onları da çünkü Euroleague'de bir çıkışa geçtik. Türkiye Ligi'nde istediğimiz yerde zaten lideriz. Bugün de derbi maçını kazandık. Onun için de çok mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımın eline koluna yüreğine sağlık. Ama şimdi bu maçı unutup bu akşam keyfini çıkarıp yarın tekrardan Maccabi'ye konsantre olacağız. Çünkü gerçekten Euroleague bizim için çok önemli. İstediğimiz gibi başlamadık ama işler yolunda gitmeye devam ediyor. Devam edecektir. Daha da iyi olacağız. Ben buradan tüm Fenerbahçe taraftarına hem bu akşam güzel bir galibiyet almış, onları da armağan ediyorum. Hem de Maccabi maçına, ülke arasına, gerçek atmosferine tüm Fenerbahçe taraftarını davet ediyorum. Çünkü bizim için gerçekten bir çıkış yakalayacağımız zaman önümüzdeki iki maç, Zenit deplasmanı kazandık, Monaco'yu kazandık. Gerçek Fenerbahçe sahada devam edecektir. Dediğim gibi taraftarımızla beraber inşallah Maccabi'nin maçını kazanır. Ondan sonra bir gün sonra yine Baskonya var. O maçlara beraber inşallah bu haftayı güzel bitirdik. Önümüzdeki haftayı da güzel bitiririz. Kendi performansını nasıl değerlendirirsin? Ya tabii ki ben derbi maçlarına her zaman oldum olası. Farklı hazırlanıyorum, farklı bakıyorum. Tabii ki her maç öyle ama derbi özellikle tuttuğunuz takımda oynuyorsanız, kaptanıysanız her zaman çok, her oyuncu için önemlidir tabii. Aynı şekilde karşı taraf için de, Galatasaray için de. Ben de kendimi öyle hazırladım. Seviyorum da böyle atmosferde oynamayı her zaman. Özlemiştik zaten, derbi maçları böyle bir atmosferde oldu. Mutluyuz. Ben de mutluyum. Hem kazandım hem güzel performans sergiledim. Tüm takım arkadaşlarımın eline koluna yüreğine sağlık. Aynı şekilde Galatasaray takımına da bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.